Muhakemat, birinci makale, 12 mukaddeme, 12 iki, bu sırra binaen pek çok adam meylül agalık ve meylül amiriyet ve meylül mü, tefevvukla mütefavvukla mütehakkim geçinmek istediğinden ilmin çağında olan teşvik ve irşat ve nasihat ve lütfu, terk edip kendi istibdat ve tefevvukuna vesile-i cebir ve ta'nif eder. Bu sırra binaen pek çok adam meylül ağalık ve meylül amiriyet ve meylü tefevvukla mütehakkim geçinmek istediğinden ilmin şanında olan teşvik ve irşat ve nasihat ve lütfu terk edip kendi istibdat ve tefevvukuna cebri, vesile-i cebir ve ta'nif eder. İlme hizmete bedel, ilmi istihdam eder. Buna binaen vezaif ehil olmayanın ellerine geçti. Bahusus medaris bununla indirasa yüz tuttu. Buna çare yegane daire-i vahidenin hükmünde olan müderrisleri Darül Funun'un gibi darül Fünun gibi çok devaire tebdil ve tertip etmektir. Bir insan kabiliyeti olduğu alanı terk edip kabiliyeti ve liyakatı olmayan bir alana yönelirse yaratılışa ve Allah'ın kainatta tesis etmiş olduğu kurallara ters hareket etmiş olur ve bunun sonucu da bunun sonucu da başarısızlık ve dünya hayatında fakirlik, ve sefilliktir. İslam aleminin geri ve fakir kalmasında bu tespit büyük bir paya sahiptir. İslam aleminde insanlar ağa olma, amir olma, üstün gelme eğilimlerinden dolayı maddeten ve manen terakki edip ilerleyemiyorlar. Yani ister ilim sınıfı, ister siyasi sınıf insanlara karşı teşvik, irşat, nasihat ve lütuf görevlerini ya lütuf görevlerini yapmaları gerekirken ağa, amir ve üstün olma derdine düşmüşler. Yani bu zümreler fazilet ve kabiliyetlerini teşvik, irşat, nasihat ve lütuf gibi şeylerde kullanmaları gerekirken bu baskıcı gürü bu özelliklerini istibdat, cebir, tahkir, ötekileştirme ve küçümsemede kullanıyorlar. Alimler ilimlerini insanları aydınlatmakta ve onlara yol göstermekte değil de insanları sömürmek ve onları egosuna hizmet ettirmekte kullanıyorsa vay bu şerli alimlerin haline. Bu durum siyasetçiler, bu durum siyasetçiler, komutanlar ve memurlar içinde geçerlidir.